Sedefed'in filmini görünce aslında oradaki şeyi Demin Ali Başkan'la da paylaşıyordu. Sedefed, Türkonfed, TÜSİAD aslında bir bütün. Böyle bakmak lazım. Biri sektörel, biri bölgesel, biri de bireysel. Kuranlara ve fikirle bulunanlara şimdiden teşekkür etmemiz lazım. Değerli katılımcılar, kıymetli basın mensupları, Sedefed'in gelenekselleşen rekabet kongresinde 15.sinde sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyor. TÜSİAD Yönetim Kurulu adına da hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepinizin çok iyi bildiği gibi rekabet iş dünyasının doğasından geliyor. İş dünyası dinamik. Bu yüzden rekabetin dinamikleri zaman içinde değişiyor. Biz de iş insanları olarak bu değişimi anlamaya ve iş stratejimizi buna göre oluşturmaya azami özen gösteriyoruz. Günümüzde rekabetçiliğin belirleyicilerine baktığımızda 3 temel dinamik tespit ediyoruz. Birincisi teknolojik dönüşüm. Giderek hızlanıyor ve neyi nasıl, nerede ürettiğimizi, neyi nasıl tükettiğimizi, nerede nasıl yaşadığımızı, nasıl sosyalleştiğimizi, nasıl bilgi ve deneyim sahibi olduğumuzu, kısacası yaşamımızın tüm alanlarını yeniden şekillendiriyor. Teknolojik dönüşümün bize açtığı fırsatlardan yararlanacaksak eğer, hem ülke olarak hem de tek tek girişimler olarak stratejilerimizi ve iş modellerimizi buna göre yeniden düzenlemeliyiz. İkincisi, iklim değişikliği senaryoları bir gün mutlaka ama mutlaka ekolojik sistemle uyumlu bir ekonomik ve toplumsal yapıya dönüşümün zorunlu olduğunu işaret ediyor. Bunun için yeşil dönüşümün gereklerine zamanında uyum sağlamak, bireyler olarak sorumluluğumuz olduğu kadar girişimlerimizin ve ülkemizin rekabet gücünü korumamız açısından da şart. Üçüncü ise jeostratejik dönüşüm. Soğuk Savaş'ın ardından başlayan küresel sistemin yeni bir yapıya oturması süreci hızlanarak ve etrafımıza şahit olduğumuz gibi muazzam insanlık trajedilerine sahne olarak devam ediyor. Bu süreç tüm dünyada tedarik zincirinin de yeniden şekillenmesine yol açıyor. Küresel çatışma ortamını ve güçler dengesindeki değişimi iyi okumak ve kendimizi en büyük yararı göreceğimiz biçimde konumlandırmak zorundayız. Bahsettiğim bu üç dinamik birbirinden bağımsız hareket eden alanlar değil. Birinde yaşadığımız tercih, diğerindeki fırsatları ve tehditleri de etkileyecek. Bu nedenle dikkatli olmak, uzun dönem yönelimleri doğru okumaya çalışmak ama bunu yaparken aynı zamanda bugünün gelişmelerini de ihmal etmemek zorundayız. Rekabet gücümüzün belirleyicisi olan üç dinamiğin yani teknolojik dönüşüm, yeşil dönüşüm ve jeostratejik dönüşümün en güçlü ortak noktasında enerji sektörü duruyor. Bu nedenle enerji sektöründeki dönüşüm son dönemde ciddi bir ivme kazanmış durumda. Gerek jeostratejik gerilimler, gerekse iklim politikaları, enerji politikalarını ve enerji güvenliği yeniden şekillendiriyor. Hem sürdürülebilir koşulları hem de küresel güç mücadelesi petrol ve doğal gaza alternatif olarak yenilenebilir enerjiyi ön plana çıkartıyor. Bu çerçevede üzerinde durmak istediğim ikinci sektör ise lojistik. Gelişen teknolojiler, yeşil dönüşüm ve hızlanan küresel ticaret dinamikleri lojistik sektörünü de dönüşüme zorluyor. Bu sektörde dijitalleşme, akıllı lojistik uygulamaları ve Avrupa Birliği'nin karbonsuzlaşma hedefleriyle uyumlu bir dönüşüm rekabetçiliğimiz açısından büyük bir fırsat da beraberinde getirecektir. Değerli konuklar, peki bu süreci nasıl yönetmeliyiz? Bizi bekleyen bu üç dönüşümün nasıl ayakta uydurarak rekabetçiliğimizi artıracağız? Bugünü yarınki rekabet gücüne bağlayacak olan birinci konu hiç şüphesiz bugünden yapmamız gereken yatırımlar. Yarının ekonomisindeki rekabet edebilmek için sahip olmamız gereken teknoloji ve temiz üretim, bugünden bu alanlara çok ciddi yatırımlar yapmamız gerekiyor. Bunun için ön koşul, ekonomik ortamın yatırımlar için elverişli olması. Son 10 yılda ekonomik açıdan öngörülebilirliğin azaldığı ve oynaklığın son derece yüksek olduğu bir dönemin ardından yeni ekonomik yönetimle birlikte politikalarda belirgin bir değişime gidildi.
Para politikasında geleneksel politikalara dönüş ve sadeleşme ile beraber yatırım için başlıca şart olan öngörülebilirlik doğrultusunda hızla mesafe almaya başladık. TL'nin değerinde sağlanan öngörülebilirlik ve risk priminde görülen gerileme yatırım ortamı açısından umut verici. Merkez Bankası tarafından enflasyonla mücadele doğrultusunda yürütülen politikaların sonucu olarak da enflasyonun tek haneli seviyelere indiğini de görmek istiyoruz. Kur ve fiyat istikrarıyla düşük risk birimi mutlaka kredi maliyetlerini aşağı çekecek ve kredi imkanlarını da artıracaktır. Bu sayede yeni bir yatırım hamlesini başlatabilecek ve son yıllarda zedelenmiş olan rekabet gücümüzün yeniden güçlenmesini sağlayabileceğiz. Küresel ekonomide ve güç dengelerindeki değişimi de iyi takip etmeliyiz. Dünyada büyük güçler arasında rekabetin ve gerilimlerin giderek arttığı zorlu bir dönemden geçiyoruz. Ardı ardına yaşanan çoklu kriz ortamında uluslararası ticaretin önemli bir kısmının gerçekleştiği küresel tedarik zinciri de yeniden şekilleniyor. Dünyada yaklaşık 40 yıldır hüküm sürmüş olan serbest ticaret yaklaşımının yerini dost ve müttefiklerle ticarete bırakmaya başladıklarını gözlemliyoruz. Bu süreç ülkemiz açısından riskleri ve fırsatları barındırıyor. Bunları iyi değerlendirmeli ve bu süreci iyi yönetmeliyiz. Hiç şüphesiz Türkiye açısından en önemli gelişmeler Avrupa'da meydana geliyor. Ana ticaret ve yatırım ortağımız Avrupa Birliği gittikçe istikrarsızlaşan dünyada siyasi, ekonomik, sosyal direncini artırmak üzere yeni bir yaklaşım geliştiriyor. Avrupa sanayisinde yeni rekabetçilik normları stratejik kaynaklarda dışa bağımlılığı azaltmak, teknolojik dönüşüm ve çevresel sürdürülebilirlik üzerine kurgulanıyor. Avrupa Birliği yeni büyüme stratejisi olarak tanımladığı yeşil mutabakat çerçevesinde kapsamlı strateji izliyor. Avrupa Birliği bir yandan güçlü bir sanayi politikası izlerken diğer yandan da Avrupa Birliği aday ülkeleri ve ana ekonomik ortakları öncelikli olmak üzere küresel düzeyde de yeni işbirlikleri geliştiriyor. Bu ortamda Türkiye'nin aday ülke statüsü, Türkiye-AB Gümrük Birliği temelinde yakın ekonomik entegrasyon ilişkisi, Türkiye'nin özel bir koruma sahip olmasını sağlayacak güç kaynakları. Avrupa Birliği'nin ticaret politikalarını gözden geçirmekte olduğu bu dönemde TÜSİAD olarak Avrupa Birliği politikalarına uyumu rekabet gücümüzün temeli belirleyicilerinden birisi olarak görüyoruz. Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği rekabet gücümüzde çarpan etkisi yaratacak bir kapsama sahip. Bu nedenle Avrupa Birliği, Türkiye-Avrupa Birliği Gümrük Birliği'nin Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Dijital Tek Pazar Entegrasyonu'nu içerecek şekilde güncellenmesi bizim için birinci öncelik teşkil ediyor. Ki bu yorumlarımızı Brüksel, Berlin ziyaretlerimizde de ilgililere anlattık. 14-17 Kasım tarihlerinde TÜSİAD Yönetim Kurulumuz, Brüksel ve Berlin'de temaslar gerçekleştirdik. Bu görüşmelerde de bu önceliği vurguladık. Avrupa İş Dünyası Örgütü Business Europe da bunu destekliyor. Benim izlenimim şöyle oldu. Çok parlamenterlerle görüştüm. Biz dediler Avrupa Birliği olarak aslında pandemiden ders çıkardık. Enerjide bir ülkeye bağımlı olmamamız gerektiğini, üretim Rusya, üretimde Çin'e bağımlı olmamamız gerektiğini ve Hindistan, Çin ve bunun içinde Türkiye tabii ki ön plana çıkıyor. Ama biz maalesef günlük operasyonel işlerde boğuluyoruz. Rekabet gücümüzün şekillenmesi açısından Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde dikkat çeken bir uygulamada sınırda karbon düzenlemesi mekanizması. Bu mekanizmayla emisyon yoğun ve AB'ye ihracatımızda önemli yer tutan sektörler rekabet gücü doğrultusunda etkilenecek. Bu mekanizmanın kapsamının önümüzdeki dönemde hem sektörel hem de değer zinciri boyunca genişlemesini bekleniyor. Bu sürece uyum açısından ülkemizde bu mekanizmanın takvimi ve metodolojisiyle uyumlu bir emisyon ticaret sisteminin kurulması kritik önem taşıyor. Karbon fiyatlandırma araçlarından elde edilecek gelirin tamamını iklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları kapsamında reel sektörün dönüşümü yönünde kullanılmasını çok önemsiyoruz. Öte yandan tedarik zincirinin tüm halkalarına dokunan döngüsel ekonomi ve verimlilik odaklı perspektifi de iş modelimizin bütününde içselleştirmemiz gerekiyor. Bu konu rekabetin belirleyici olan unsurlar içinde giderek daha da kritik bir yer ediniyor. Değerli konuklar, dijital ve yeşil dönüşümü gerçekleştirebilmek için gerekli olan altyapı yatırımlarını yapmak,
ilgili mevzuatları hızla uluslararası standartlara uygun hale getirmek, etkin vergi, teşvik ve finansman politikalarıyla süreci desteklemek gerekiyor. Bu çerçevede ülkemizdeki üretimin ve istihdamın büyük bölümünü gerçekleştiren KOBİ'lerdeki dönüşümü hızlandırmaya özel önem vermeliyiz. Ancak bu adımların başarılı olması için mutlaka bir başka alandaki ilerlemeyi de eş zamanlı kaydetmemiz gerekiyor. Ki hepimizin konuştuğu, bu da ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağı konusu. Biz nitelikli insan kaynaklarını kaybetmemeliyiz. Aksine çekecek iklimi yaratmamız gerekiyor. Hepimizin de görevi bu. Dijital ve yeşil dönüşüm muazzam bir nitelikli insan kaynağı ihtiyacını ortaya koyuyor. Yani her toplantıda söylediğimiz gibi dijital dönüşüm de yeşil dönüşüm de iki şey tetikliyor. İnsan kaynağı ve finansman. Bunlar olmadan sadece entelektüel tartışma olmanın ötesine gidemez. Dünya Ekonomik Forumu'nun İşlerin Geleceği 2023 raporuna göre önümüzdeki 5 yıl içinde her 4 işten biri değişime uğrayacak. Çalışma hayatında aranan beceriler de değişime uğruyor. Tekrarlanabilir görevlere dayalı işler otomasyon riskine açıkken analitik ve yaratıcı düşünme becerileri, dijital beceriler, yabancı dil bilgisi, dayanıklılık, esneklik, çeviklik, motivasyon, merak, kendi kendini öğrenebilme, empati becerileri önem kazanıyor. Yani gelecekte herkes süpermen olacak. Bir yandan gençlerimizi talebe artan becerilerle yetiştirebilmek için okul öncesinden üniversiteye kadar eğitim müfredatımızı çağımızın koşullarına göre yeniden güncellemeliyiz. Diğer yandan yeni ihtiyaçlar çerçevesinde mevcut çalışanlarımıza gerekli becerileri kazandırmalıyız. Ben çok yoğun seyahat ediyorum, görüşmeler yapıyorum. İki konu ön plana çıkıyor genellikle. Biri finansman erişim, diğeri de nitelikli insan kaynağı. Nereye gitsem herkes insan... Bu sadece Türkiye özgü de bir şey değil, onu da söyleyeyim. Belki finansman erişim Türkiye için ama Avrupa'ya da gittiğimde, Amerika'da görüştüğümde insan kaynağı, insan kaynağı. Özellikle pandemi sonrası çok ön plana çıktı. İşler ve becerilerde meydana gelecek değişimden en çok etkilenecek kesim kadınlar olacak. Emine Hanım'ın olduğu yerde kadından bahsetmesem şık olmaz. Çalışma hayatında kadınların yoğun olduğu sektörlerde otomasyon riski daha yüksek. Teknoloji odaklı sektörlerde hemen her pozisyonda kadınlar aleyhine bir dağılım söz konusu. Bu faktörleri bir arada düşündüğümüzde teknolojik dönüşüm mevcut eşitsizlikleri daha da derinleştirme riski taşıyor. Bu riskin önüne geçmenin yolu kadınları geleceğin mesleklerini hazırlamak, hızla teknik ve dijital becerileri kazandırmak, kız çocuklarını STEM yani fen, teknoloji, mühendislik, matematik alanlarında eğitim almaya ve mesleki seçimine teşvik etmek. Kız çocukları ve kadınlar için gerekli imkanlar sağlandığı takdirde ne muazzam başarılara imza attıklarını hepimiz şahit oluyoruz. Bu başarıların yaygınlaşması için hız kesmeden gerekli adımlar atmalıyız. İkinci yüzyılımıza girerken başarılarımızı her alanda yükseltme heyecanını duyuyoruz. Bu çerçevede bu seneki kongrenin başlığının ikinci yüzyılın sektörler olarak seçilmesi nedeniyle sedefeti kutluyorum. Hepimiz ülkemizin ilk yüzyılında gerçekleştirmiş olduğu gelişmeyle gurur duyuyoruz. Birinci yüzyılın kazanımlarının üzerine inşa edeceğimiz ikinci yüzyılımızda çağdaş uygarlık hedefine yürüyüşümüzü hızlandırmak en büyük beklentimiz. Bugün yapılacak değerlendirmeler sektörlerimizin rekabet gücünü yükseltme çabasını yol gösterici olacak. Sözlerime son verirken dikkatleriniz için teşekkür ediyor. Verimli bir toplantı diliyorum.